Fenerbahçe tarihinin en özel dönemlerinden birinde 2000-2001 sezonundayız. Sarı lacivertliler ligin yeni takımı Siirt Jedbaspor'u 4. haftada ağırlıyor. Sezona iyi başlayan Sarı Lacivertliler ilk iki maçını kazansa da 3. hafta Gençler Birliği'ne Ankara'da 3-1 mağlup oluyordu. Bu sonuç moralleri bozarken Siirt karşılaşması bir anlamda Mustafa Denizli'nin öğrencileri için taraftarına kendini affettirme maçı haline gelmişti. İşte böyle bir ortamda 10 Eylül 2000 gününe gidelim. Hakem Ali Aydın'ın yönettiği karşılaşmada Mustafa Denizli'nin Fenerbahçesi Sakıp Özberk'in Siirt Jedbaspor'a karşı. Ali Aydın kontrollerini tamamladı. Elini havaya kaldırdı. Selçuk Dereli'ye doğru baktı ve bu mücadelede ilk düdüğü çalıyor. Fenerbahçe ile Siirt Jedbaspor arasındaki karşılaşma başladı. Ve başlar başlamaz da Ali Aydın ikinci düdüğü çaldı. Bu bir faul. Ali Aydın köşe vuruşunun hazırlığını tamamladı Rebilo. Ellerini kaldırdı havaya. Kendisini gösteriyor Anderson. Arka tarafta Mirkoviç de çarpıştı. Düştü. Direkten geri geliyor. Mirkoviç'in önüne vuramadı. Abdullah, Fenerbahçe yükleniyor Siirt Jedbaspor kalesine. O gün Abdullah, Anderson, Baliç hareketli. Abdullah boş bir alan yarattı kendisine. Şimdi baktı etrafına. Baliç, Abdullah'a nefis bir pas. Kaleciyle karşı karşıya Abdullah. Olmadı. Anderson, Abdullah. İşte Baliç nefis veriyor Abdullah'a. Abdullah kaleciyle karşı karşıya. Gole çok yakın. Metin izin vermedi. Yakın gole Fenerbahçe iki kez. İşte bu da direkten dönen top. Anderson vuruyor Revivo'nun korner atışında. Direkt Lazetic arkadaydı. Mirkoviç koştu geldi vuramadı. Kapıyor Fenerbahçe topu. Revivo yanında Anderson var. Anderson Revivo'nun önüne. Metin çıkıyor. Revivo topa yakın. Metin açıyı iyi kapatıyor. Fenerbahçe üst üste pozisyonlar buluyor. Gol arıyor. Mirkoviç Ali Aydın'a bir takım işaretlerde bulunmuş ve bir sarı kart beklentisi olduğunu vurgulamıştı. Ali Aydın aslında Mirkoviç'in üzerine doğru yürüyüp sarı kartını gösterince biz de bir an için yanıldık ama Koulibaly gördü sarı kartı. Rüştü topla ilk kez buluştu ve büyük bir hata. Rüştü büyük bir hata sonrasında Koulibaly. Koulibaly gol atıyor. Çok büyük bir hata. 150. maçını oynayan Rüştü'nün büyük bir hatası. Futbolda şans bu kez Rüştü'nün yanında değildi. Koulibaly her maçta golü vardı bugüne kadar ve şimdi bir gol daha atıyor. Koulibaly'nin golüyle Siirt Jedbaspor 1-0 önde. İşte büyük hata Rüştü'den. Sonrasında pozisyon devam ediyor. Koulibaly geliyor ve top filelere gidiyor. 15. dakika. Pozisyon yeniden ekranlarınıza geliyor. Koulibaly dokunuyor ve top filelerde. Mustafa Denizli tabii ki golden sonra biraz endişelendi. Revivo topu kazanma mücadelesinde başarılı değil. Erkan onun pasında Ceyhun. Koulibaly offside yok. Kaleciyle karşı karşıya Koulibaly. Çıktı kalesinden Rüştü başarılı bu pozisyonda. Koulibaly kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rüştü ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda bu kez Rüştü hayır dedi. İkinci gol için hayır. İşte Koulibaly bu pozisyonda offside yok. Savunmanın arkasından çıkıyor. O gün yetiştirmeye çalışıyor ama Rüştü. Lazetic. Revivo, Lazetic, Lazetic boşluğa taşıdı topu. Abdullah da yardıma geliyordu. Lazetic ters tarafa döndü. Anderson nefis bir pas. Serhat, Serhat vuruyor yine Metin. Üstüne gitti Metin'in. Atak devam edecek mi? Hayır. Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Mustafa Denizli kulübesinden bir kez daha fırladı. Nefis bir pas. Serhat ama iyi vuramıyor Metin'in üstüne gidiyor top. Bir de bu açıdan izliyoruz. Serhat genç futbolcu golü bulamadı. Hadi.
içeride 3 Fenerbahçeli futbolcu var ceza sahasının içinde. Paliç, Serhat ve Anderson. Anderson vuruyor kafayı ve gol! Çizgisinin 1 metre kadar önünde Anderson yükseliyor, vuruyor top filelerde. Anderson'un golü bir de bu açıdan geliyor ekranlara. Kocaeli Spor maçından sonra golle buluşuyor tekrar Anderson. Revivo tam Anderson'un istediği yere attı. Beraberlik birine geldi. İşte Anderson'un 1-1'lik beraberliği getiren golü. Nasıl bir değişikliğe gideceğini biraz sonra birlikte göreceğiz. Serhat yerde kalmıştı, bu bir faul. Ve ilk kez Fenerbahçe formasıyla resmi bir maça çıkacak. Özel maçlarda da forma giyememişti gerçi Rafaic. Onunla birlikte Yusuf da değişme alanına geldi. Serbest sarış vuruş hazırlığında sürdürüyor Fenerbahçe. Serhat çıkıyor oyundan. Serhat alkışlar arasında oyun alanını terk ediyor ve Rafaic'e bırakıyor yerini. Oyundan çıkan 9 numaralı Serhat, oyuna giren 8 numaralı Rafaic. İkinci oyuncu değişikliğini Yusuf'la yapacak. Henüz işaret gelmedi. Yusuf serbest vuruş sonrasında oyuna katılacak. Paliç kime atacağım dedi, şöyle bir baktı etrafına. Mirković yanında pas istiyordu o güne. Lazetic kaleye doğru yaklaşıyor. Lazetic Abdullah'a verdi. Abdullah ceza sahası içinde 4 futbolcu var ve kafayı vuruyor. Rafaic biraz önce oyuna girmişti. Gole çok yaklaşıyor ama bulamıyor golü. Metin'de kaldı top. İşte bakın penaltı noktasının hemen arkasında Rafaic. Abdullah'tan güzel bir pas geliyor. Rafaic köşeye vuramadı. 4 kişilik Zetva Spor barajı. Rafaic adeta boşluk arıyor barajda. Topu nereye göndereceğini hesaplıyor. Kalesinde Metin barajı oluşturdu. Barajla kapattı köşeyi. Diğer köşeyi kendisi aldı. Rafaic geldi topun üzerine. Sert vuruş ve gol! Rafaic ilk kez forma giydi ve ilk kez golü de atıyor. Rafaic 2-1 öne geçti. Sevinç var. Rafaic'in golü sonrasında 2-1 önde Fenerbahçe. Rafaic müthiş bir sevinç yaşıyor. 59. dakika. İşte Rafaic nefis kullandı. Gerçekten şapka çıkarılacak bir gol attı. Rafaic Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Şimdi rahatladı Fenerbahçe. İşte Rafaic. Fenerbahçe galibiyeti yakalıyor. İşte nefis gol. Gerçekten alkışlanacak gol ekranlarınıza bir kez daha geliyor. Rafaic'in devre arasındaki çalışmalarda isabetli vuruşlar yaptığından söz etmiştim sizlere. Ve işte o isabetli vuruşlarından birisini yaptı ve golü atarak Fenerbahçe'yi rahatlattı. Yine Rafaic yerde kaldı. Oyun devam edecek. Anderson. Lazetic. Lazetic'in pası Yusuf. Kalabalıktan çıkar topu. Abdullah gidiyordu. Lazetic. Lazetic'in pası Rafaic. Rafaic vuruyor. Boşta kalan top. Revivo ve gol. Revivo. Fenerbahçe açıldıkça açılıyor. Rafaic oyuna giriyor. Fenerbahçe koşuyor. Revivo 3-1. Pozisyonda Revivo kolayı zora soktu.
başlamıştı tehlike. İşte Lazetic. Şöyle bir bakıyor. Nefis bir pas atıyor. Metin ancak çıkartabiliyor. Revivol daha kolaydan zora dönüyor ve zor gol atıyor. 3-1. 61. dakika. 59'da Rapaic, 61'de Revivo. Taraftarının müthiş desteği var. Artık yüzünde de sevinci var. Abdullah'ın bu hareketi sonrasında serbest vuruş kazandı Siirt Spor. Rapaic'in oyuna girmesiyle birlikte önce serbest vuruş ve bu arada Abdullah kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. İkinci sarı kartını görüyor ve Abdullah kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Abdullah önemli ismi Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Önce bir sarı kartı vardı Abdullah'ın. Bu hareket sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İşte hareket bu. Erkan, Abdullah'ın müdahalesi. Ceyhun önünü boşalttı. Vuruyor. Savunmaya çarpan top. Koştu, düştü. Şimdi kontrol etti. Sonrasında ikinci hareket ve taca attı. Siirt Spor golünde Ali Güneş'in pasını kontrol edemeyince Kolibali'nin golü gelmişti. Hamza oyundan çıkıyor. İşte düştü. Böyle kurtarıyor ve sonrasında taca atıyor Çetin'in önünde topu. Hamza çıkıyor. Yerini Okan'a bırakıyor. Daha önce de Fenerbahçe iki oyuncu değişikliği yapmıştı hatırlayacaksınız. Rapaic durumu 2-1'e getirmişti. Sonrasında Metin'den dönen top. Revivo kontrol ediyor. Kale boştu. Metin geliyor kalesine ama Revivo çok şık bir hareketle dönüyor ve topu filelere gönderiyor. 3-1. Son 19 dakikanın içindeyiz artık normal süre olarak. Pas çok güzel. Yusuf döndü sağ tarafta. Şimdi Yusuf döndü. Ceza sahasına girdi. Yusuf pasını da çıkardı ve gol! Ali Güneş'in güzel vuruşu ve durum 4-1. Ali Güneş Fenerbahçe'de ilk golü atıyor. Arkadaşlarının alkışları ve gol sevincinin paylaşımı. Fenerbahçe iyiden iyiye rahatladı. İşte Yusuf geliyor. Şöyle bir bakıyor Ali Güneş'in geldiği yere doğru. Ali Güneş dokunuyor ve topu filelere gönderiyor. Karşılaşmada 72. dakika. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak ve bu heyecanı yine birlikte televizyon ekranlarında yaşayacağız. Kimi çağırıyor acaba? Evet, Kadri ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Siirt Spor'da 10 kişi. Hareketi görelim. İşte bu. 38 numaralı formasıyla Muhammed geldi oyun alanının kenarına Siirt Spor'da. Anke Mirković pozisyonunu bozdu. Lazetic yerde. Bu arada bir gol buluyor. Güzel bir gol de Ceyhun'dan geliyor. Uzaklardan denedi. Birçok pozisyonda isabetli vuramadı Ceyhun. Ama şimdi topu filelerle buluşturuyor. Durum 4-2 oldu Ceyhun. İşte Ceyhun şut pozisyonu aradı. Buldu, vurdu ve golü attı. 4-2 oldu durum. Ceyhun'un güzel golü ekranlarınıza geliyor. Bu gol Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında biraz sessizliğe neden oldu ama üzüntü yok. Çünkü 4-2 önde Fenerbahçe
Oyunun durduğu anlardı bunlar. Kolibali 15. dakikada 1-0 öne geçirmişti Sivri Cetbaspor'u. Ardından Anderson 26. dakikada beraberliği sağladı. İşte o Anderson şimdi 5. gol için atak denemesindeydi. 59'da Rapayic mükemmel bir vuruş yaptı. Topu filelere gönderdi. 2-1 öne geçti Fenerbahçe. Sonra 61. dakika Revivo. Durum 3-1 oldu ve Ali Güneş'in 72. dakikadaki golü. Ardından şimdi Rapayic. Rapayic ve top asfaltta dışarı çıkıyor. Tam diyecektim ki Ali Güneş'in golünün ardından 4-2'lik skora Ceyhun getirdi durumu. Ve Rapayic müsait fırsatta, Rapayic çok müsait bir fırsatı değerlendiremedi ama sonuçta Fenerbahçe kazanıyor. Ali Aydın'ın son düdüğü Fenerbahçe Cetbaspor'u 4-2 mağlup ediyor. Nefesleri kesen maçta gülen taraf Mustafa Denizli'nin öğrencileri olurken, o sezon iç sahayı adeta kaleye çevirmeyi başaran Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşan taraf oluyordu.